Evet, hepinize merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Biliyorsunuz iPhone 14'lerle birlikte Apple telefonlarımızın çentik kısmında dinamik ada özelliğine sahip olduk ve bugün ben de sizlere Android telefonlarınızda bu özelliği nasıl kullanabileceğinizden bahsedeceğim. Aslında iki farklı uygulamamız bulunuyor. Bunlardan bir tanesi bildirimler ve medya kısmı, bir diğeri de şarj ve kulaklığı telefonunuza bağladığınızdaki animasyonlarla alakalı. Tabii ki videoya geçmeden önce öncelikli olarak bana destek olabilmek ve ileriki dönemlerde de bu tarz içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız yapmanız gerekenin de oldukça basit olduğunu biliyorsunuz. Abone ol butonuna tıklayarak bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Tabii ki bu videoyu daha fazla kişiye ulaştırabilmek için de beğen butonuna tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. İsterseniz ilk uygulamamızın nasıl çalıştığıyla başlayalım. Uygulamayı indirip ayarlarınızı yaptıktan sonra dinamik ada ile birlikte artık telefonunuzda müzik dinlerken bir kısa yola erişim sağlayabiliyor ve aynı zamanda bu kısa yol üzerinden medya kısmını yönetebiliyorsunuz. Ayrıca telefonunuza gelen bildirimleri de bu kısımda görebiliyorken telefonunuzu şarja taktığınızda da şarj durumunu gösteren bir animasyona da sahip olabiliyorsunuz. Gerçekten kullanırken keyif alabileceğiniz bu uygulamayı dilerseniz hızlıca nasıl telefonlarımıza kurabileceğimize geçelim. Evet, ilk olarak yapmamız gereken Google Play Store arama kısmına Dynamic Spot yazmak ve uygulamayı indirmek. Uygulamayı indirdikten sonra aç dediğimizde gelen ekrana tamam diyoruz ve bizlere uygulamamızın arayüzü karşılıyor. İlk olarak dinamik adamızı kullanabilmek için bildirimleri aktif hale getiriyoruz. Ardından açılan ekranda Dynamic Spot erişimine izin veriyoruz. Geri dönüp bildirimleri tekrar aktif duruma getirdiğimizde ise bizleri bu sefer de erişebilirlik ayarlarına yönlendiriyor ve buradan da yüklü servisleri seçip Dynamic Spot erişimini açıyoruz arkadaşlar. Tüm bu işlemlerin ardından da nihayet bildirimler sekmesine ulaşıyoruz. Bu kısımda uygulamalar bölümünden bildirimlerini almak istediğiniz uygulamaları seçiyoruz. Pil bölümünden de şarj ve şarj durumu ile alakalı animasyon ayarlarımızı yapıyoruz. Ve son olarak bildirimleri yok say kısmından ekranınızın kapalı olduğunda bildirimlerin aktif olup olmama durumunu ayarlıyoruz. Bu kısımdaki ayarlamalarımızı yaptıktan sonra da artık dinamik adamızla ilgili değişiklikler yapabileceğimiz son bir adımımız kalıyor. Açılır pencere ayarları. Bu bölümden de telefonunuza göre pencere boyutları ile alakalı ayarları yapabiliyorken aynı zamanda açılır pencerenizin zaman olarak gizlenme süresini de değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki uygulamanın bizlere sunmuş olduğu farklı özellikleri de satın alabiliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış. Bence ücretsiz olan versiyonu oldukça yeterli. Ve ana ekrana dönüp play dediğimizde Dynamic Spot uygulamamızı tamamen Android telefonlarımızda bu dakikadan itibaren kullanmaya başlayabiliyoruz. Gelelim şimdi ikinci uygulamamıza. Çalışma şekli ilk uygulamamıza nazaran daha basit. Aslında şarj ve kulaklık bağlantılarınızda gelen animasyonlardan ibaret desek daha doğru. Bu animasyonları kullanmak için ise yapmanız gereken videonun açıklamalar kısmında sizler için belirtmiş olduğum linkten Dynamic Island APK dosyasını indirmek olacak. Kurulum işlemlerini tamamladıktan sonra gelen ekranda uygulama ile alakalı ayarlarınızı telefonunuza göre yapıyorsunuz. Sonra gerekli olan izinlere onay veriyorsunuz ve hepsi bu kadar. Artık telefonunuzu şarja bağladığınızda ya da kulaklığınızı eşleştirdiğinizde animasyonlarınız tamamen telefonunuzda gözükmeye başlayacak. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu iki uygulamayla birlikte sizler de artık Android telefonlarınızda Dynamic Ada'yı kullanabilirsiniz. Geldik bir videomuzun daha sonuna. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.